Sevgili izleyiciler, Biz Bize programına hoş geldiniz. Ben Leyla Erman, Hülya ile beraber çok güzel bir konu paylaşacağız. Evet. Asa devam ediyoruz o konuya. Müjdeleme konusu ve izleyicilerimize müjdelemenin ne kadar kolay olduğunu, korkulacak bir şey olmadığını ve bizim bir planımız olduğunu gösteriyoruz, göstereceğiz. Evet. Ve paylaşmak çok kolay. Zaten Rabbimize bir görevi var. Bunu herkesle paylaşın diyor. Ondan önce ben çok böyle şey ilginç bir kolye yapacağım. Bunu internette gördüm. Bu kelebekleri zaten yapmıştık bundan önceki programlarımızda. Şimdi artık kumaşlar böyle. Bunları artık yünlerle yaptım. Bunlar artık kumaşlar. Biraz keçe vardı evde. Keçeyi de kullanacağım. Şimdi artık kumaşlardan şu şekilde objeler yaptım. Kafama göre hiçbir özelliği yok. Bunlar tamamen gelişi güzel. Keçeden de şunu kestim. Şimdi buraya bir boncuk oturtacağım. Ortasına. Bir tane de buradan oturtayım ki arkasındaki ipimiz görünmesin. Bu şekilde şimdi komşu komşu dolaşıp artık yün aramıştık. Komşu komşu dolaşıp kumaş arayabiliriz. Bu da böyle işte güzel oldu. Çiçek gibi bir kat daha koyabiliriz arasına. Şimdi hazır keçeler var. Bu şekilde. Siz mi kestiniz yok bu şekilde? Yok yok, bunlar hazır kesilmiş bu şekilde. Mesela şunu da tutturayım hadi. Onun ortasına bir boncuk koyalım. Şu şekilde. Ortasına yeşil koyayım. Yeşil koyalım. Sanki çiçeğin ortası gibi olsun. Şu şekilde. Yani burada daha fazla da var. İstersek ilave yapabiliriz ama ben bunu sadece böyle iki yaprakla yapacağım. Şimdi herkes merak ediyor bunu ne yapacağım bunları ben diye. Kumaşı da göstereyim. Kumaşın içerisine şöyle birazcık kabarık olması için elyaf kestim. Yani bunun çok mükemmel bir şey olması gerekmiyor. Mesela şöyle, bu çok büyük oldu. Ben bunu biraz küçülteyim. Şu şekilde. Resmen içine tıkıştıracağım şunu. Biraz şey olması için şöyle ve şurada bir yeşil ipim var, nakış ipiyle bunun kenarına
bildiğimiz ilik açmak için yaptığımız işlem. Eğer onu bilmiyorsak direkt sarma. Ben sarma yapayım. Şöyle sararaktan bunun etrafına şu şekilde geçeceğim. Bunu morla da yapabilirdim. Şöyle. Bu nakış ipleri ben 3 katını kullanıyorum. Birazcık kalın olsun diye. Şu şekilde. Yani yaz için tişörtlerin üzerine takılabilecek Evet, çok güzel oldu. biraz uyduruk gibi görünebilir. Ama mesela siyah veya beyaz tişört giydiğin zaman çok güzel olur bence, şık. Evet. Şu şekilde bitirdim bunu ben. Şöyle. Şimdi bunları nereye dizeceğim? Şimdi renkli renkli zincirler var. Şimdi şuraya şöyle bir bu orta olsun dedim. Şunu şurasını şöyle şu dantelden yüzdürdüm. Böyle bir puanlı kumaştı. Tam ortaya bunu dikeceğim. Bunları tamamen dikerekten bu zincirin şu önüme gelecek kısmına gelişi güzel tutturacağım. Özel bir şey yok. Şu şekilde düğüm atmaya o kadar alıştım ki öbür türlü düğüm atmayı neredeyse unuttum. Çünkü misina ile falan yaparken hep düğümü böyle atıyoruz. Evet. Şu şekilde zincire Dikimlerler. bunu evet tutturuyorum. Bu orta olacak şekilde ayarladım. Şimdi şöyle yapayım. Gel açayım. Şöyle tutabilirim. Mesela şunu şuraya koyacağım. Güzel. Ondan sonra bunu buraya koyacağım. Şunu şöyle koyacağım. Kelebek Şu da var. tutturacağım bir tane. Şöyle şunu Kalpte şu mi oluyor? kalbi şuraya tutturacağım. Evet. Ve bu şekilde zinciri tabi istediğimiz kısalıkta, uzunlukta ayarlayabiliriz. Eğer daha kısa yaparsak buraya bir aparat açıp kapamak için aparat takmamız gerekiyor. Eğer iki kat yapmak istiyorsak mesela şöyle
Ya da Bir başka zincir başka de renk de koymak. kullanabiliriz. Başka renk zincir de olabilir. Şimdi bu sene bu renkli zincirler çok Çok moda. moda, evet. Şu şekilde, bilmiyorum kamera görebiliyor değil mi? Şu şekilde bu zinciri dolduruyorum. Şurada şey yapmıştık. Arkaya koymaya gerek yok. Doğru. Zaten boyuna geçecek. O yüzden Evet, görünüyor. evet. Şimdi bu hazır çiçek. Bunlardan koyabiliriz. Pomponlar koyabiliriz, araya tutturabiliriz. Şu şekilde. Bunlar hazır pomponlar. Bu şekilde bir kolye. Biraz komik ama değişik tabii ki, herkes değişik alternatiflerle Evet, herkesin zevki kullanabilir, farklı. zevkine göre, Evet. kumaşına göre. O zaman çok değişik şeyler çıkıyor, çok güzel oluyor. Bu böyle. Bir de şu pompon yapımını çok acele göstermek istiyorum. Ortasına gene ben şundan koyacağım, bağlayacağım. Vaktimiz yetecek mi bilemiyorum. Ama yünü tamamen bunu dolduracak şekilde böyle sarıyorum. Bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü böyle şu şey, şuradan bunu sıkıca bağlıyorum. Çok sıkı. Bağlayıp şöyle bir düğüm yapıyorum. Sonra bunu çıkartıp kesiyorum. Her katını keserekten. O kadar da zor değil Çok kolay. Ben de mi? çok şaşırdım. Yani internette o kadar çok şey var ki. Bu şekilde elimizde de şöyle kapattığımızda oldu bir pompon. Ay, tırpanlayabiliriz birazcık, ayarlarız onu. Sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız. Bizden ayrılmayın. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujdetürkiye@msn.com. Telefon ve SMS hattımız 0534 611 81 75. İstanbul Nehir Kilisesi resmi internet sitesi. Siteden yaptığımız canlı yayınları seyredebilir, web sitemizin arşivinde bulunan en güncel toplantıları ve vaazları izleyebilirsiniz. Uyanış TV'den Pastör Güçlü Erman'ın Uyanış adlı televizyon programlarını takip edebilirsiniz. Haftalık öğretiler, ilahiler, iletişim bilgileri ve daha birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. www.nehirkilisesi.com. Sevgili izleyiciler, bize programımıza devam ediyoruz. Ben Leyla Erman, Hülya ile beraber programımızın başında da söylediğimiz gibi müjdeleme konusunu paylaşıyorduk. Sen gruplarla haftada 2 kere kilisemizdeki gruplara önderlik ediyorsun ve paylaşıyorsunuz. Çeşitli semtlere gidiyorsunuz sokakta. Şimdi Rab bize herkesle Markus 16, 15'te diyor ki müjdeyi bütün yaratılışa duyurun. Yani her yere gideceğiz, her fırsatı kollayacağız ve müjdeyi paylaşacağız. Müjde güzel haber, Evet, iyi iyi haber haber. demek. Ki bunu, iyi haberi herkes paylaşmak, herkes duymak ister ve bu da bizim görevimiz, bunu duyurmak. Şimdi bizim bir planımız var. Bunu biz kilisemizde kullanıyoruz, müjdeleme planı diye. Müjde paylaşma planı. Bunu isteyen izleyicilerimize yollayabiliriz.
ezberlemenize gerek yok. Okuyabilirsiniz. Evet. Bizim kiliseden zaten katılanların hepsi de okumuyor, ezberlemediler. Evet. Herkes okuyor. Gösterebilirler de evet, okurken. Ben bile çıksam bunu okurum herkesle yani çıktığım zaman. Gerçi ben hani planı takip etmeden karşıma kim gelirse mutlaka bir fırsat bulup paylaşıyorum. Ama siz bir amaçla gidiyorsunuz. Evet, canlar kazanıyor. O zaman da elinizde bu format oluyor. Evet. Şimdi bunu benimle bir kere yapalım. Tamam. Ve izleyicilerimiz kesintisiz olarak yapalım. Çünkü bundan önceki programda da yapmıştık. Ama biraz açıklama koymuştun araya. Evet. Şimdi kesintisiz olarak bunu benimle paylaşmanı istiyorum. Tamam. Bugüne kadar Tanrı'nın seni çok sevdiğini ve senin hayatın için harika bir planı olduğunu söyleyen oldu mu? Hayır, olmadı. Olmadı. Sana çok önemli bir soru sormak istiyorum. Eğer şu anda ölsen cennete gideceğine kesin emin misin? Maalesef emin değilim. Kutsal kitabın ne söylediğini seninle kısaca paylaşayım. Şöyle diyor. Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Günahın ücreti ölüm ama Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Kutsal kitap aynı zamanda şöyle der. Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak ve sen de bu herkese dahil misin? Evet, dahil olmak isterim. Evet, tabii dahilsin. Hepimiz dahiliz. Senin için kısaca bir dua etmek istiyorum. İsminiz neydi? Leyla. Leyla. Rab sen Leyla'yı bereketle ve ailesine sağlık ve uzun ömür ver. İsa kendini ona açıkla ve yüreğinde hızlı ve derin bir iş yap. Eğer Leyla İsa Mesih'i henüz kurtarıcısı olarak kabul etmediyse dua ediyorum ki şu anda bunu yapabilsin. Leyla Hanım, eğer şu anda Tanrı'nın senin için hazırladığı armağanı almak istiyorsanız benden sonra bu duayı yüreğinizde ve ağzınızda tekrar edin. Almak istiyorum tabii İstiyorum. Ki. Tabii. Rabbi İsa. Bütün günahlarımı bağışla. Bütün günahlarımı bağışla. Beni akla ve temizle. Beni akla ve temizle. Beni özgür kıl. Beni özgür kıl. İsa şükrediyorum. İsa şükrediyorum. Benim için öldün. Benim için öldün. İman ediyorum. İman ediyorum. Sen ölümden dirildin. Sen ölümden dirildin. Beni almak için geri geleceksin. Beni almak için geri geleceksin. Beni kutsal ruhla doldur. Beni kutsal ruhla doldur. Bana kayıp canlar için bir tutku. Bana kayıp canlar için bir tutku. Tanrı için bir açlık. Tanrı için bir açlık. Ve Mesih İsa'nın müjdesini duyurmak için cesaret ver. Ve Mesih İsa'nın müjdesini duyurmak için bana cesaret ver. Şimdi kurtuldum. Şimdi kurtuldum. Yeniden doğdum. Yeniden doğdum. Bağışlandım. Bağışlandım. Ve cennetin yolundayım. Ve cennetin yolundayım. Çünkü İsa yüreğimde. Çünkü İsa yüreğimde. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Haleluya diyebilir miyim? Tabii ki de. Müjdenin hizmetkarı olarak şimdi size söylüyorum. Bütün günahlarınız bağışlandı. Her zaman hatırlayın. Tanrı'dan kaçma. Tanrı'nın kucağına koş. Çünkü O seni çok seviyor. Ve hayatın için harika bir planı var. Amin. 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 Zaten ismini, soy ismini yazıyorsunuz. Telefon numarasını onu aramak için. Hı-hı. Arıyorsunuz, dua ediyorsunuz. Kiliseye getiriyorsunuz. Kilisedeki kardeşlerle tanışıyor. İmanda büyüyor. İncil'i okuyor. Tanrı'da gelişmesi için. Bir de bizim hani benim ilk çıktığım zaman ben çok heyecanlanmıştım. Nasıl yapacağımı bilmedim. Ama bir iki pratikte alışıyorsunuz. Bunu her zaman çantamda taşıyorum. Tabii. Ezbere bilsem de yine de elimde bir şey var göstermek için. Ve onlarla paylaşıyorum. İman ediyorlar. Etmeseler bile onların hayatına bir tohum ektiniz. Amin, mesela eve gittikleri tabii. zaman... Düşünmeye başlıyor. Biri gelip bana dedi ki Tanrı beni çok seviyor. Benim hayatım için harika bir planı var. Evet. O yüzden herkes yapması gerekiyor. Kadın erkek fark etmiyor. Evet. Pastörsün, müjdecisin ya da sıradan bir yerden çalışıyorsun. Hiçbir fark yok. 5 dakika şunu paylaşıyorsunuz ve gerçekten insanlar iman ediyor. Evet. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Tabii ki %100 herkes dinleyecek veya kabul edecek diye bir kaide yok. Kabul etmeyen de olabilir. İstemiyorum diyen evet. olabilir. Bu doğal insanların isteklerine bağlı. Evet. Ama hiçbir şekilde biz bunu kişisel almamalıyız. Tabii ki de. Çünkü o kişi
istemeyen kişi beni veya seni değil, İsa'yı reddetmiş oluyor. Aynen. Ki İsa da diyor ki zaten benim adıma paylaştığınızda evet, size karşı çıkanlar olacak. Size zulmedecekler. Size zulmedenler olacak. Yani bu çok doğal. Cesaretimiz kırılmasın. Evet. Birisi hayır dediği zaman, ay hayır dedi, acaba sorun bende miydi, ben mi iyi paylaşamadım, ben mi yanlış bir şey yaptım diye düşünmemeliyiz. Evet. Çünkü herkes bunu kabul edecek. Ama mesela kabul etmediği halde, senin için dua edebilir miyim, bir sıkıntın var mı diye de sorabiliriz. Evet, biz soruyoruz genelde. Değil mi? Çünkü... Evet. Duaya hiç kimse hayır demez. Evet, genelde kimse hayır demiyor. Herkes evet lütfen diyorlar. Tabii dua et diyor. Gençlerin okul sorunları var. Evet. Evli veya büyük kişilerin finansal sorunları var. Sağlık sorunu olanlar var. Duaya hiç kimse hayır demiyor. Ama diyeceksin ki İsa'nın adıyla dua edeceğim. Aynen. Kabul ediyor musun? Evet. Tabii ki kabul edecektir ve o zaman... Onunla ona dua ettiğimizde bile Rab ona dokunacaktır. Amin. Amin. Şu anda Pastor Leyla bir şey söyleyeceğim. Müjdeleme yapmadan önce bizim pratik uygulamamız var 10 tane. Onu seyircilerimize okuyalım, anlasınlar. Gittikleri zaman en azından bir tecrübe kazanmış oluyorlar. İyi bir şekilde anlayabilirler. Ben direkt okuyacağım. Tamam. Bizim için hem onlar için... İsteyen bunun kopyasını da yollayabiliriz isteyenlere. Evet. Birincisi diyor ki müjdeyi ilan edin, açıklamaya çalışmayın. İkincisi müjdeleme yaparken tartışmadan kaçının. Evet, bu çok önemli. Evet. Üçüncüsü eğer sigara ve alkol kullanan kişilerle karşılaşırsak onlara bu konuyla ilgili vaaz etmememiz gerekiyor. Hı hı. Dördüncüsü her zaman gülümsemeliyiz. Hı hı. Çünkü iyi haberden bahsediyoruz. Hı hı. İsa bizim için iyi bir şey yaptı ve onlara gülerek, gülümseyerek İsa'dan bahsetmemiz gerekiyor. Yani sevgimizi göstermemiz gerekiyor. Evet. Müjdeyi paylaşırken soru yanıtlamayın, dikkat dağıtabilir. Bunu şey söylemek istiyorum, hani bazı insanlar vardı, soruları var, söyleyebilirler. O zaman anlarsın, gerçekten o kişi İsa Mesih'i tanımak istiyor. Ama bazen görürüz ki insanlar sadece işte... bizim zamanımızı almak için soru sorar. O yüzden ona izin vermememiz gerekiyor. Evet. Mutlaka karşımızdaki kişiyi bir karar verme noktasına getirmeliyiz. Kişiyi tövbeye yönelten Rabbin iyiliğinden söz edin, yargısından değil. Evet. Çok uzun süre konuşmayalım. Sizi dinlemek istemeyen bir kişiyle zorla müjdeyi paylaşmayın. Onuncusu, mesajınızı basitleştirin, karma karışık olmasın. Evet. Evet. Şimdi benim buraya eklemek istediğim şeyler var. Mesela hani alkol kullanıyorsa veya sigara içiyorsa yargılamayın. Hı hı. Çünkü bu bize düşmez onu yargılamak. Yargılayıcı olan biz değiliz. Evet. Zaten eğer o kabul etme noktasına gelir, kabul ederse ve kiliseye devam ederse zaten kutsal ruh ona gösterecek. Aynen. Bunu yapmaması gerektiğini. Evet. Yani büyüdükçe ruhta Tanrı sözünde zaten bunu anlayacak ve kendi kendine bırakacak. Sonra işte arkadaşımla paylaşmak istiyorum ama arkadaşım içki içiyordu. Onunla bara gittim. Hayır. Çok doğru. Değil. Çok yanlış bir şey. Evet. Hiç doğru değil. Senin barda ne işin var? Yani iyi bir örnek değilsin. Bunu bize daha önceden söyleyenler oldu. Onun için söylüyorum, açıklıyorum bunu. Yani bu başımıza geldi. Sonra işte ben korkuyorum ya bana red cevabı verirlerse dediğimiz gibi yani istemiyorum derse istemiyordur. Aynen. Dua edebilir miyim senin için deyip çekilebilirsiniz. Hı-hı. Duayı da istemiyorsa tamam, yani insanlar özgür. Hı-hı. Zorla yakasına yapışıp da hayır dua edeceğim işte yok seninle bunu paylaşacağım. Bu dinlemek zorundasın diye bir şey yok. Evet. Tartışma. Tartışma konudan bizi uzaklaştırır. Doğru. Ben işte Müslümanım veya işte ben şuyum, ben buyum, işte ben ateistim, ben Budistim falan filan olabilir. Evet. Bizim görevimiz onunla bu konuları paylaşmak değil. Bizim görevimiz müjdeyi anlatmak. Tamam, evet. Sen bunlara inanıyor olabilirsin ama benimkini de duymak ister misin? Hı hı.
diye bir yaklaşımda bulunabiliriz. Tamam. Hayır istemiyorum derse tamam. E bakalım seninki neymiş, ben de bir de onu duyayım derse diyebilir. Hani, evet. O zaman direkt müjdeyi paylaşırız. Ve o zaman görecek ki hani belki kendisininkinden fikri farklı veya düşüncesi farklı. Yani evet. Bunlar çok önemli. Tartışma daima bizi konumuzdan uzaklaştırır. Başka konuya saptırır ve bu sefer de sana işte benim deneyimim olduğu için İncil değiştirildi mi? Neden evet, inanmıyorsun? Evet, şöyle evet, böyle aynen. falan. Kur'an'ı okudun. Evet. Bana ilk söyleyenler böyleydi. Kur'an'ı okudun da mı buna geçtin? Evet. İşte yok. Yani bu benim Kur'an'ı okuyup okumamam veya ne bileyim bir başka kitabı okuyup okumamam onları hiç ilgilendirmiyor. Doğru. Beni de ilgilendirmiyor. Ben buna inanıyorsam ben bunu paylaşıyorum. Evet. Yani benim okudum da mı buna geçtim, geçmedim. Bu hiç kimsenin sorunu değil. Evet. İlgilendirmez. Onların ilgisinin dışında olan bir şey. Hı-hı. Onun için de yani hayır okumadım veya okudum ama bu beni daha cezbetti diyebiliriz. Hı-hı. Bu şekilde konuyu değiştirebiliriz. Veyahut da ben bunu tartışmak istemiyorum şeklinde kapatabiliriz. Evet. Hülya'cığım bu konu bitmiyor. Tabii. Bir tane daha yapacağız. Ve tanıklıklar paylaşalım. Çünkü karşılaştığımız zaman evet. bizim karşımıza çıkanlar izleyicilerimizin karşısına çıkabilir. Evet. Ve bunu örneklerle onlarla paylaşalım. Tabii ki. Sevgili izleyiciler, programımızın sonuna geldik ama bu konuya devam edeceğiz. Tanıklıklar paylaşacağız sizinle. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın, esen kalın. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujdetürkiye@msn.com. Telefon ve SMS hattımız 0534 611 81 75. İstanbul Nehir Kilisesi resmi internet sitesi. Siteden yaptığımız canlı yayınları seyredebilir, web sitemizin arşivinde bulunan en güncel toplantıları ve vaazları izleyebilirsiniz. Uyanış TV'den Pastör Güçlü Erman'ın Uyanış adlı televizyon programlarını takip edebilirsiniz. Haftalık öğretiler, ilahiler, iletişim bilgileri ve daha birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. www.nehirkilisesi.com